Köyümüze hoş geldin, sefalar getirdin öğretmen bey. Senin sayende çocuklarımız okuyacak, cahil kalmayacak. İnşallah muhtar. Köyü cahillikten kurtarmak için geldim ve çocuklara okutacağım. Allah senden razı olsun öğretmen bey. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Köyümüzün okulu yok. Mevzu taştan bir bina değil ki muhtar. Yeter ki çocuk okumak istesin. Çocuk dışarıda da okur. Hay yaşa öğretmen bey. Hay yaşa. Yaşayacağım tabii. Size mi soracaktım? Neyse ben çocuklara tanışmaya gidiyorum. Çocuklar merhaba. Ben yeni öğretmeninizim. İstanbul'dan geliyorum. Adım Fevzi Yandan Basar. Ne yapıyormuş ne yapıyormuş? Yandan mı basıyormuş? Hocam ben de düz basıyorum. Çok komiksin gerizekalı çocuğum. Merak etmeyin, hepinizin aklını geliştireceğim. Öncelikle okuma yazma biliyor musunuz? Elbette biliyoruz hocam. Mal mıyız biz? Göreceğiz şimdi mal mısınız akıllı mısınız. O zaman şu harf nedir? Bana söyleyin. Allah Allah. P gibi duruyor sanki. Sanki ama. Biraz yumuşak ya. Yanım lan sanki. Oğlum bırakın lan T olan T lan. T amurayım. T mi? Ya da dur bir dakika. Sen kaç yaşındasın lan? Hocam nasip olursa 36'ya gireceğim. 36 mı? Oğlum senin burada ne işin var? Hocam ne yapayım? 29 senedir aynı sınıftayım. Bir türlü geçemedim. Hep bırakıyorlar. Anlaşıldı. Sizinle birazcık işimiz var. Neyse adam edeceğim. Korkmayın. Sen kimleri adam ettin koca Fevzi? Bunları da adam edersin. Korkma. Hepinize günaydın çocuklar. Ben diyorum ki harfleri falan bir kenara bırakalım. Önce güzelce tanışalım. Dün tanışmayı unuttuk. Tanışalım hocam, benim adım Mehmet Ali. Yavrum ben sana adını mı sordum? Babanın adı ne? Baban ne iş yapıyor? Annen ne iş yapıyor? Hocam size ne benim anamdan babamdan? Onu niye soruyorsunuz? Haklısın lan aslında. Tüm öğretmenler. Niye çocukların anasını babasını soruyorsun? Neyse sakin oluyoruz. Evet çocuklar, size bugün nasıl davranmanız gerektiğini anlatacağım. Evet mesela çocuklar, bu hayvan oğlu hayvan gibi davranmayacaksınız. Toplum içinde böyle geğirilmez. Neyse gelin size şöyle güzel bir fotoğraf çekelim, anı kalsın. Abone olun. Like atın. Tamam şimdi teneffüs zamanı. En son gelenin Gotiboğlu. Koşun lan koşun 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 koşun. Oğlum hayvan mısınız, düşeceksiniz. Şerefsizler motorumu devirmişler. Adi herifler. Neyse düzelteyim. Evet çocuklar, ikinci derste merhabalar size. Şimdi bu dersimiz matematik. Bakalım matematiğiniz ne durumda? Oo hocam lütfen her şeyimize laf edin, matematiğimize laf etmeyin. Hocam doğru söylüyor arkadaş. Biz matematik konusunda profesörüz. Göreceğiz oğlum, göreceğiz. Profesör müsünüz, değil misiniz? Birazdan anlaşılır. Her neyse, şimdiki soracağım soruyu bilirseniz benden hepinize dondurma. Hadi bakalım, bu kadar da büyük konuşuyorum. Hadi hocam hadi, sor o zaman sor. Evet, çok basit bir soru. 2 artı 2 kaç eder? Bilin, hepinize dondurma. Şimdi 2 ile 2'yi toplarsak yapar sana 8 miydi? Saçmalama, ne 8'i? 20 yapar orası, 20. Çocuklar, daha cevap verecek bir delikanlı yok mu? Hadi, çok kolay bir soru. Hocam durun, ananızın karnına nasıl durdunuz? Biz düşünüyoruz, yani doğru cevap vermek için düşünmek gerek. 2 dakika sabredin. Hadi size şöyle bir kolaylık daha sağlayayım. Çıkacak sayının baş harfi D. D ile başlıyor. Ha buldum buldum. 90 mı hocam? Lan saçmalama, 90 kadar küçük bir sayı olamaz. Hocam cevap veriyorum. Cevap 900. Size bir şey söyleyeyim mi? Sizden bir bok olmaz. Hocam merhabalar. Eğitiminiz nasıl gidiyor? Sormak için geldim. Öyle güzel gidiyor ki muhtar. Sormayın lütfen. Çok güzel gidiyor. Belli belli. Ben anladım. Bu eşek herifler seni delirtmişler. Bekle bekle. Ben onlara anlayacağı dilden konuşacağım. Sen sadece beni izle. Ulan hayvanoğlu hayvanlar. Bu adam size ne yaptı? He? Muhtar bey siz sakin olun. Ben halledeceğim. Neyse çocuklar. Şimdi eve gitme vakti. Hadi herkes evine gitsin. Yarın yorucu bir gün olacak. Çocuklar ayağa kalkın, ben geldim. Bugünkü dersimiz fen ve teknoloji. Size birazcık doğadan bahsedeceğim. Hocam siz onu bunu bırakın da biz okumaktan vazgeçtik. Zaten okusak da bir şey olmayacak. Üniversiteye gitsek de mezun olsak da büyük ihtimalle atalamayacağız. O yüzden biz gideceğiz, çoban olacağız hocam. Siz de ne yapıyorsanız yapın. Hadi gidelim arkadaşlar. Çok doğru söylüyorlar lan. Neyse okusalar da bir şey olmayacak zaten. O yüzden
Ben de okutmaktan vazgeçtim. Çıkacağım dağa, alacağım 2 tane koyun, gideceğim çoban olacağım. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Evet dostlar, videomuz filmimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ama sondaki mesaj nasıldı öyle? Çok güzeldi. Ha, yanlış anlamayın bu arada, okumayın falan demiyorum. Elbette okuyacaksınız ama iyi okuyun kanka bari. Okuyorsanız hakkını vererek okuyun. Okumuyorsanız kendinize bir meslek çizin. Neyse, bugünlük de bizden bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada artık cidden düzenli videolar atmaya başlayacağım. Bunun için adam lazım. Discord'a gelirseniz sevinirim. Ha bu arada Discord'a gelmeniz bana maddi olarak bir kazanç sağlamıyor falan böyle düşünmeyin. Sadece yardıma ihtiyacım var. O yüzden Discord diyorum sürekli. Açıklama kısmında bırakmış olduğum Discord linkinden gelirseniz çok sevinirim. Her neyse, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Bir de ağlasam mı, ağlamasam mı? Tamam.